Değerli arkadaşlarım, milletimiz tasada ve kıvançta beraber olmayı her zaman özlemiştir. Her zaman yapmıştır. Deprem olduğunda hep beraber koşarız. Bir can kurtarabilir miyiz diye. Milli maçlarda galibiyet olduğu zaman hep beraber seviniriz. O sevinci yaşarız hep beraber. Yüreğimizde hissederiz. Kucaklaşırız, bir araya geliriz. Selamlaşırız. Bu bizim atalarımızdan gelen, babalarımızdan gelen, ailelerimizden gelen bir haslettir. Kucaklaşmak, sarılmak, sevinmek, yeri geldiğinde ortak üzülmek, acıları paylaşmak. Ancak birileri var ki bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. Birileri var ki bu sevinci, bu üzüntüyü paylaşmayı, kucaklaşmayı bozmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağ unutulsun istiyorlar. İnsanlar birbirine sarılmasın, kucaklaşmasın, birbirine sığınmasın istiyorlar. Acısını, sevincini birbirleriyle paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var bu insanların. Emin olun, zehir saçan dilleri var. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye bir arayış içine girenler var. Özür dilerim ama bunlar artık alçak insanlar. Bu lafı kullanmak zorundayım. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu ülkenin, bu milletin hasretine güveniyorum. Kucaklaşmasına güveniyorum. Değerli arkadaşlarım, bakınız şuna. Bu bir aparat. Az önce söylediğim, toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır. Herkesin bunu bilmesini isterim değerli arkadaşlarım. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar şunu çok iyi bilsinler. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir. Adalet yürüyüşünde oldu. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi bir terör örgütünü bitirme planını yapıyor diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim. Hesabını soracağım. Herkes şunu çok iyi bilsin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların, bize vatan millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez. Haddini bilecekler. Teşekkür ederim. Geliyorum başka bir fotoğrafa. Ne dedik? Tam bir yıl önce, Ağustos 2021, sınır namustur dedik. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine astık. 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarımız da kendi binalarına bunu astılar. Sınır namustur dedik. Değerli arkadaşlarım, bu pankartı astık da ne oldu? Her türlü hakaret, her türlü küfür geldi. Niye bunu yapıyorsunuz diye. Bunların sınırdan da haberleri yok. Bunlar sınırın da ne olduğunu bilmiyorlar. Bunların sınırını, esnek sınırını belirleyen tek şey beslemelerin bunlara verdikleri paralardır. Evet, sınır namustur. Bir devletin namusudur. Askerlik yapanların tamamı bilirler ki sınıra gittiklerinde bu levhayı görürler orada. Sınır namustur diye. Değerli arkadaşlarım, her türlü küfürü hakareti yaptılar bunu astık diye. Hatta bunlardan birisi aşkına hudut çizilmiyor yazan bir pankart da astırıyordu. Değerli arkadaşlar, aklı sıra dalga geçiyordu. Şimdi utanmadan şunu söylüyorlar. Bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş. Peki biz bunu astığımızda neden hakaret ediyordunuz? Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek. İstanbul'a yerleşecek. Çalışacak fabrikada. Terörü nasıl gerçekleştirileceğine dair çalışmalar yapacak. Bombayı patlatacak. İnsanlar hayatını kaybedecek. Ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz. Olmaz değerli arkadaşlarım, olmaz. Şu soruyu sormam lazım. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? Asıl sorulması gereken soru bu. O sınırı yol geçen hanına kim döndürdü? Kim elini kolunu sallayarak geliyor buraya? Ve bizim bilmediğimiz daha ne kadar terörist uyuyan hücre olarak Türkiye coğrafyasında yer almış durumda? Değerli arkadaşlarım, sevgili vatandaşlarım, hepimizin bunu bilmesi lazım ve sorgulaması lazım.
Terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. 30-35 yıldır ya, 30-35 yıldır hala terörle mücadelede ciddi bir yolunu anlamamışsa ve teröristler ellerini kollarını sallayarak geliyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Değerli arkadaşlarım, ülkeyi yöneten zata seslenmek istiyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Tek kişilik hükümet çünkü. Maden faciası olur, sorumlu yok. Tren faciası olur, sorumlu yok. Terör saldırısı olur, yine sorumlu yok. Sınırlar yol geçen anla dönmüş, yine sorumlu yok. Çok açık ve çok net konuşacağım. Ve milletimiz de beni dikkatle dinlesin. Şimdi birileri çıkıp diyecek ki, efendim böyle bir günde siyaset olmaz. Hayır efendim, siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten. Sınırları yol geçen haline döndürürseniz bu olur. Ama siyaseti sınır namustur diye bakar ve o çerçevede önlem alırsanız bu tablo ortaya çıkmaz. Bizim aradığımız siyaset işte o siyasettir. Namuslu insanlar, ülkesini, vatanını seven insanlar dediğimiz şekilde siyaset yaparlar. Sınırları kevgire çevireceksin. 3-5 dolar için gelenler ensardı, efendim muhacirdi, önüne gelen herkesi Türkiye'ye sokacaksın. Ve bunların tamamı Türkiye coğrafyasına yayılmış olacak. Herkes gayet iyi dinlesin. Bu yalanları artık kimsenin kanmasını istemiyorum sevgili vatandaşlarım. Kimsenin bu yalanlara kanmasını istemiyorum. Artık bu milletin canına kastediliyor. Herkesin bunu böyle bilmesini isterim. Bunlar ne komşuluk bilirler, ne sahip çıkma bilirler, ne ensar ne muhacir. Bunların her şeyi yalan, bunların tek inandığı bir şey var. Mevki, makam, para. Bunlar varsa hiçbir şey yoktur. Değerli arkadaşlarım, bu arada Bahçeli'ye de bir parantez açalım. Suriye tezkeresiyle ilgili konuşmuş. Gittiğim her toplantıda bu soru geldiğinde şunu söylüyorum. Salondaki bütün vatandaşlara. Terörle mücadele konusunda yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini isteyen el kaldırsın diyorum. Hiç kimse el kaldırmıyor. Biz de öyle yaptık dedim. Yabancı asker terörle mücadele konusunda yabancı askerlerin, yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine neden Bahçeli evet dedi? Bir daha soruyorum. Sayın Bahçeli, sen neden evet dedin? Açık ve net söylüyorum. Milliyetçi arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız. Ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız. Vatansever arıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacaksınız. Milletinin yanında olan, milletinin hakkını hukukunu arayan parti arıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacaksınız. Her yerde söyledik, yine söylüyorum. Teröre de lanet olsun. Teröristlere de lanet olsun. Teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun. Ha, söz veriyorum. Bu milletin sırtından bunu söküp atacağız. Terörle nasıl mücadele edilirmiş? Teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş? Allah nasip eder. Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye'de, bütün dünyada öğrenecektir. Avrupa Birliği ile bu sığınmacı anlaşmasından çıkacağız. Açık kapı devri kesin olarak bitecek. Ne açık kapısı? Yol geçen hanım burası. Yapmayacağız. Bütün bunların tamamını kaldıracağız. Ve en geç iki yıl içinde bütün sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğiz. Söz mü? Söz. Bay Kemal söz veriyorsa mutlaka yapacaktır bunu. Söz veriyorum. Türkiye'yi terörden de arındıracağız, teröristlerden de arındıracağız. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında herkes özgürce ve güven içinde yaşayacak. Güven içinde. O güveni sağlayacağız. Hepinize teşekkür ederim. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.